Herkese merhaba. Bugün biraz elektronik sigara meselesini kurcalayayım istedim. Şöyle bir surf yapacak olursak internette, tabii ki elektronik sigaraların işte yasak olduğunu, üretiminin ve satışının Türkiye'de yasak olduğunu biliyoruz. Ama Turbo'nun sitesi, buradan da teyit edelim. Resmi gazetede 2020'de bir Cumhurbaşkanı kararı çıkmış ve burada diyor ki karar yürürlük diyor ki sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü, puro ve sigarilla haricindeki tütün mamulleri ile ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithali yasaktır. Üretimi de yasak, ithali de yasak. Ama Ticaret Bakanlığı birinci fıkra kapsamında, yani bu ithali yasaklanan eşyanın, elektronik sigaranın ve yedek parçaların aksam vesaire yolcu beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir diyor. Evet, her yolcu yurt dışından gelirken 18 yaş üstü her yolcu yurt dışından gelirken bir adet elektronik sigara cihazı yanında getirebiliyor. Aksamını, yedek parçasını getirebiliyor. Solüsyonlarını da getirebiliyor ama kaç adet solüsyon onu bilmiyorum. Bakmam gerekir daha sonra. Evet. Bakalım elektronik sigara fiyatı sahibinden diye bir şey çıktı. Girelim. Ve karşımızda bir elektronik sigara satış sitesi. Türkçe. Türkiye'de. Nereden biliyoruz Türkiye'de olduğunu? Önemli bir duyuru yapıyor. Yani Allah razı olsun diyelim burada adet olduğu üzere 18 yaş altında satışları yokmuş ve teslimatımızda yoktur diyor. Sanırsınız ki elektronik sigara yasak değil, satılabilir. Çok da dürüstler. 18 yaş altında satmıyorlar. Yasak olan bir şeyi satıyorsun yani. Biraz samimiyet. Hafta içi saat 14'ten önce verilen siparişleriniz aynı gün kargoya veriliyor ve MNG kargo ile bakın MNG kargo ile 2 iş gününde sizde olur. Yani çok tanıdık bir durum bu. Herhangi bir makarna sipariş edin aynı bu ibareleri söyleyerekten size makarnalarınızı gönderiyorlar. Tuvalet kağıtlarınızı internetten bu şekilde satın alabiliyorsunuz. Bilmem ne kargoya şu kadar iş gününde verilir vesaire. Aynı gün siparişiniz kargoya verilir. Sanırsın ki olağan bir yasaklı olmayan olağan bir madde satıyor adam. Smok Türkiye adını da çok güzel yazmış. Geçelim. Bakalım neler neler varmış. Kategorilere ayırmış. Elektronik sigara, e-sigara likitleri de satıyor tabii. Mod ve pillerini de satıyor. Yedek parçalarını satıyor. Pod sistem nedir? Pod e-sigara, pod kartuş, coil, coil ne? Bunlar hep işte erbabı biliyor herhalde. Elektronik sigarayı satıyor. Yasak olan elektronik sigarayı Türkiye'de satıyor. Hızlı kargo diye. Hızlı kargo oluyor. %100 güvenli alışveriş. Kapıda ödeme ile kapıya kadar. Zengin ürün içeriği. Tüm dünya markalarını sunuyor. Her yerden kaçakçılık. 14'e kadar verdim siparişlerde. Aynı gün verdi. Bakalım neler. Yeni ürünler. Yeni ürün.
Yuval Caliburn. A2S. Yuval. Yuval ne demek? İyisin. İyi hissedersin anlamında mı kullanılıyor Yuval Caliburn? Kartuşları var. Bakın 850 lira. 850 lira iyi para. Kartuşları 340 lira. Onlar da çok iyi para. Bu arada Yuval Caliburn X var. 1000 lira. Temiz Max Blend ballı. Oo, yaşasın. Seçtiklerimiz diyor. Sağ ol. 1000 lira, 930 lira, 1050 lira. Çeşit çeşit. Çeşit çeşit. Cıvıl cıvıl renkler. Muhteşem. Bir nevi almayanı dövecekler. Neden biz? Neden siz acaba? Aynı gün kargoyu veriyorsunuz. Gelişmiş ürün yelpazesine sahipsiniz. Bir e-sigara mağazasıyız. Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine sahip e-sigara mağazasıyız. Ay, arsız da insan kulu yani. Arsız insan da bir kul tabii. %100 orijinal dünya markalarını kapıya kadar ödemeyle getiriyorsunuz. Mutlu müşteri. Hani hasta ama olsun mutlu müşteri. Blog ve haberler kısmı var. İşte devamını oku. Jul podlarının nikotin seviyeleri farkları nelerdir diyor. Black Note vesaire vesaire. Bakalım hakkınızda diyor. İletişim diyor. İletişime bakalım. Geç. Adres veriyor. Kapıda İstanbul yok vermiyor. İstanbul sanal mağazacılık diyor. Vermiyor. Bir cep telefonu veriyor. WhatsApp için kullanılmaz diyor. Çalışma saati veriyor. Bir sanal mağaza çalışma saat veriyor. Keyfe kederler yani. Disiplin sahibi. Sen bir sanal mağazasın. Gece 24'te de çalış. Bu şekilde e-mail ile benden iletişime geçebilirsin diyor. Biz geri dönelim. Bakalım. En başta ne vardı? Şu Yuval Caliburn. Buna girelim bakalım neymiş bu Yuval. 850 lira olduğunu gördük. Renk ay geç. Renk seçiyoruz. İndirimli likit de yolluyor bunu alırsan. Sağ ol. %100 memnuniyet garantisi veriyor. %100 para iade garantisi veriyor. %100 orijinal üründür diyor. %100 premium üst düzey bir ürün vesaire. Bakalım. Dikkat. Neye dikkat edeceğiz? İnsanları öldürdüğüne mi? Okuyalım. Kartuş veya atom mizerinize likit ile doldurduktan sonra kartuş içerisindeki seramik pamuk malzemelerinin likiti tam emmesi için minimum 20 dakika bekleyin diyor. Bu pamuk ne acaba? Bu bekleme esnasında coil'in yanmaması için cihazı kullanmayın. Oo, teknolojik. Unutmayınız ki, neyi unutmayalım ki? Coil'lerde garanti yoktur. Cihaz mod alt kısmı sadece 14 gün garanti mevcuttur. Yani çok da hassas uzman olmak gerekiyor kullanmak için. Bunların eğitimini veriyorlar mı acaba? Şu şekilde kullanılır, bu şekilde kullanılmaz. 14 gün garanti, 850 liralık mala 14 gün garanti veriyorsun. Yani beklenen bir davranış. Bakalım tanıtımı neymiş? Entegre şu 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 pil. 2 mililitre yandan dondurulmuş kapsül kapasitesi. Bir göz atalım. Dayanıklı alüminyum alaşımdan üretilmiş. Bu sistemin kasası cepte. Cepte, çantada veya kitap çantasında kolayca saklanabilen.
Allah senin müstahakkını versin. Kitap çantasında kolayca saklanabilen, son derece taşınabilir, son derece taşınabilir bir form faktörü sunuyormuş. 2 mililitrelik bir kapsüle donatılmış, silikon tıpalı yan doldurma sistemi, yeniden doldurulabilir. Berrak bölmenin içinde en sevdiğiniz likit veya nikotin tuzlarından tat alma tomurcuklarını heyecanlandıracak harika lezzet. Spagetti mi satıyorsun? Tat alma tomurcuklarını heyecanlandıracak harika lezzet ve buhar sağlayan entegre bir koil varmış. Mekanizma çekmeyle etkinleştirilebiliyormuş. En iyi çekim deneyiminizdir diyor. Yani dalga mı geçiyor? Nereye düştük biz? Kullanım kılavuzu tabii bakın. Kullanım kılavuzu. Yani herkes kullanamaz. Herkes kullanamaz. Önce okuyacaksın vesaire. Evet bakalım. Şimdi bu Yuval Kaliburn. Arayalım bakalım bunu. Dünyada başka nereden buluyoruz? Başka yerlerde de satılıyor. Podmat Turkey. Orada da satılıyor. Buhar Keyif 0.net'te de satılıyor. Smoke Shop'ta da satılıyor. Satılıyor. Her yerlerde satılıyor. Cihaz kurulumu ve incelemesine dair video kayıtları var. Vape dünyası var. Bakalım ilgili aramalar kim ne arıyormuş. Yuval Kaliburn kartuşları da aranıyormuş. Kullanıcı yorumları var. Bu ne ya? Koko. Ne demek? Allah yazdıysa olsun. Yuval Kaliburn kartuş 4'lü diyor. Elektronik sigara. Var oğlu. Var. Var. Bakalım. Kullanıcı yorumları nelermiş. Buhar Keyif. Şikayet varmış. Yuval Kaliburn. Ekşi sözlük. Bakalım. Şu kelası neymiş? Tümüne mi bakalım? Bugüne mi bakalım? Bugüne bakalım. Tabii değil. Şu kelası. 10 entry daha olmasına. Peki tümünden gidelim. Tümünden gidelim. En son tarih sırasına göre değil. Peki. Ne diyormuş bakalım kullananlar ekşi sözlükte? Sigaranın kokusundan bıkmış biri olarak bağımlılığımı bu aletle daha hoş kokuyla hafifletmeye çalışmak için aldık. İnanılmaz pratik, kullanımlı ve zarif bir alet. Çok zarif zarif ölüyoruz. Sub-Zero mentollü likitle denedik ve beynime kadar aromayı hissettim. Beynine kadar aromayı hissettim. Acaba ciğerin ne hissetti? Gırtlağın ne hissetti? Bendeki Kaliburn G2 tuşa basmadan doğrudan çektiğinizde de geliyor. Falan filan. AK2 modelinin birçok üst düzey cihazdan daha tatminkar bir kullanımı var. Kapasitesi oldukça başarılı. Tek eksi yönü kısıtlı bataryası. Peki. Düzeltme yazmış. Ne demiş? Hazır likitlerde çok fazla kimyasal emülatörler kullanılıyormuş. Bu bilgi sonrası kendi likitini bildiğim malzemelerden demliyorum. Sen de malzeme mi satıyorsun acaba? 25.2.2022'de yazmış. Özellikle bilgisayar başında kullanmaktan zevk aldığım canım cihazım. Canını çıkaran cihaz. Kartuş ve cihaz fiyatları tavan yapmış vaziyette. Aman diyeyim, dikkatli kullanın. Çabuk bozuluyor demek ki bu. 14 gün garanti süresi zaten. Bu cihazdan satıyorum. Buyur. Sadece 3 gün kullandım. İkinci el satıyorsun. Elimde 4 adet full likit, 5 tane kullanılmamış kutusunda kartuş var.
650 liradan bırakırım hepsini, edit yapmış, satıldı diye. Şimdi bu akıllı, soran olursa yolcu beraberinde kendim için getirmiştim, böyle bir şey oldu mu diyecek ama o da yasak. Peki AK2 modelini aldım, zevkle içtiğim ancak bir amperle şarj etmediğim için 5 günde bozulmuş elektronik sigara modeli. İşin garibi artık piyasada bir amperlik şarj aleti kalmadı diyor. Yedek parça sıkıntısı var bunların, rezalet. Allah'ın cezası tütün mamulü tüketim cihazlarından bir başkasıdır. Sigarayı bıraktırdığım canım kadınım kendini oyalama ve kandırma aletiydi. Benden sonra yine dönmüş sigarasına. Ciğerlerinize yazık etmeyin. Zaten dünya para olmuş. Likidi kartuşu esansı derken ya da için ne bileyim sevdiklerinizi üzmeyin de ne yaparsanız yapın. Bakalım. Buraların hala neden değerlenmediğini anlayamadım. Siz hala sigara mı içiyorsunuz demiş. Bugün elime geçen canım aletim, çikolatalı dondurma içiyorum şu an demiş. Başka yok. Başka yok. Tümüne bakmıştık zaten. Bir de bugün ha, buna da bakmıştık. Sadece epitopu 10 tane var demişti. Dolayısıyla beğen şeysini göremiyoruz. Peki. Yani çok ilginç. Gerçekten ilginç. Yasak olan bir şey satılıyor. İbadullah internette dolaşımı var. Kapıya teslim. Şu bu. Çok normal bir şeymiş gibi. Ben merak ettim. Girdim. Emniyet de merak edip arada bir girse sanki iyi olabilir. Tabi bunlara bakınca zaten bunların piyasaya girmiş olduğunun, bunun bir taktik olduğunu biliyoruz. İşte kaçağı varsa niçin yasal yoldan girmiyor? Böylece devlet vergi kazansın. Bu konuya da hastayım. Siz ölün, devlet vergi kazansın. Yasak kaçağı pompalıyor. Yasak kaçağı pompalıyor ne demek? Emniyetin işi gücü ne? Kaçak olmayacak. Yani bu tarz konuşmalar daha sık yapılmalı. Çünkü endüstri görüldüğü üzere her yerde kaçak. Bunların arkasında yani bu kaçak bunu bilmiyor mu? Birisi bunları böyle alıyor. Ve yani stokta var diyor, stokta var. Bir tane, iki tane, beş tane değil. İşte Kıbrıs'ta duruyor da oradan işte bir diyor ki hemen diyor bugün sipariş ver. 2-3 günü içinde yani Kıbrıs'tan buraya gelmesi 2-3 günü olmaz bunun. Böyle bir şey yok. Olsa bile bu para, yani bu paralara karlı olmaz. Demek ki bunlar burada İbadullah depolarda evlerdir herhalde depolar. Yani burası da benim depom demiyor zaten bir adres de vermiyor. Ortalıkta geziniyor. Türkiye'de yasak elektronik sigara üretimi ve satışı. İthalatı da yasak. Yolcu beraberinde ama bir kontrol mekanizması da yok. Sorunsuz iade, güvenli alışveriş, kapıda ödeme. Öyle gidiyor. Öyle gidiyor. Evet, bugün bunu konuşmuş olduk. Peşinden gidelim. Başka ürünler de buluruz. Kim bilir daha neler çıkacaktır. Şimdilik hoşça kalın.